Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle atopik ciltliler konusunda biraz konuşmak istiyorum. Şimdi son dönem videolardan çok fazla bu konuda soru geliyor. Birçok kişi benim gibi atopik dermatit ya da seborrheik dermatit birbirine çok benziyorlar. Bu rahatsızlıkları benim gibi yaşıyorlar. Daha önce videolarımda izlediyseniz eğer bu konuda birçok bilgi paylaştım ama paylaşmadığım şeyler de var. Çünkü sorulardan bunlar geldikçe bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben atopik bünyeme takviyelerin çok iyi geldiğini, kendimi desteklememin, bağışıklığımı yükseltmemin, yaralarımla baş etme konusunda çok iyi olduğunu söylemiştim. Peki başka neler yapıyorum? Sadece bir takviye kullanmak, sadece probiyotik kullanmak maalesef bu problemi çözmemiz için yeterli değil. Çünkü biz hassas bünyeli insanlarız ve bunun için hayatımızda bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ben buna rahatsızlık demek istemiyorum ya da hastalık demek istemiyorum aslında. Kronik bir şey, yani bizimle hep gelecek bir şey. Ama biz hassasız, sadece bu. Yani aslında bizim vücudumuz birçok insanın tepki vermediği şeye tepki veriyor. Bunu daha çok da deri yoluyla veriyor. Şimdi evet, hayatta bazı şeyleri değiştirdiğimi söylemiştim. Şimdi bahsetmediğim bazı noktalara da değinelim. Mesela neler? En çok atopik ciltlilerin, yani egzamaya yatkın, alerjik ve çok hassas. Buna şunları da dahil edebilirsiniz. Alerjik astım, yine seborrheik dermatit, atopik dermatit, sedef. Bunun gibi rahatsızlıklar hassas bünyeli insanların rahatsızlıkları ve bunlar da aynı şeyleri yapabilirler. Şimdi bu insanlar bazı maddelere karşı çok duyarlı. Daha öncesinden ben ameliyathanede çalışıyordum ve o dönem dezenfektanlarla çok iç içeydim. Kollarımı şu bölgeye kadar yıkıyordum ağır dezenfektanlarla. Birkaç kez yıkıyorduk her ameliyat öncesinde. O yüzden kollarımda full böyle kabardım. O dönemde çok rahatsızdım hakikaten, çünkü çok kötü durumdaydım. Ellerim çok yaraydı. Dirseklerimin içi, dışı, boynum, göz çevrem, çok ciddi ciğer gibi yaralarım vardı ve beni çok rahatsız ediyordu. Yani şimdi mesajlarda, böyle yorumlarda biz konuşuyoruz böyle rahatsızlıkları olanlarla. Hakikaten çok zor bir durum. Çünkü insanlar bir kere şöyle el sıkışıyorlar. Yazık, hani neyi var acaba? Ya da ne bileyim, bazısı çekiniyor. Hani acaba bulaşıcı bir şey mi? Ya da bir yemek yapıyorsunuz. Mesela benim ellerimde çok olduğu için. Hani bir yemek yapıyorsunuz. Bir gün arkadaşım dediğim gibi, hani ya seni tanımasam yiyemem de dedi. Ben şok olmuştum. Yani evime birisini davet ediyorum ve ellerimde yara var. O dönem çok rahatsızdım ve alerji bölümünde test yaptırdım. Böyle 72 tane maddeyi sırtıma yapıştırdılar ve sanırım 4-5 gün kalmış, tam süresini hatırlayamıyorum. O dönemde çıktı lateks ve nikel. Şimdi tahmin edersiniz ki birçok insanın, aynı rahatsızlığı yaşayan insanların bu konu hassasiyeti var. Latekse ve nikele. Nikel ve lateks ne de var? Lateks bir kere plastik olan her şeyde var. Yani aklınızın alabileceği tüm plastikler, kauçuk diyebiliriz. Mesela biz çok fazla eldiven giydiğimiz için, işte çıkartak, lateksli olduğu için ellerimden hiç geçmiyordu. Ve biraz da lateks gibi maddeler vücutta birikiyor ve birikimden sonra reaksiyon veriyor çoğunlukla. Plastik, aklınıza gelebilecek dediğim gibi kaplar, salata kapları olabilir. Her şey olabilir. Şimdi nikel nelerde var? Nikel aslında tüm takılarda, metal, her şeyde nikel var. Çatalda, kaşıkta, bıçakta, ondan sonra anahtarda, takılarda, gümüş mesela katılaşmak için işte %50'si gümüşse %50'si nikel çoğunlukla. Ya da ne bileyim, altında katılaştırmak için %100 altın değil, altın normalde yumuşak bir madde. Onu sertleştirmek için nikel kullanılıyor. Yine böyle aksesuar dediğim gibi. Bunlarda çok fazla nikel var. Nikel de yine bu kişilerde hassasiyet yaratıyor. Mesela saatlerde, ben bir dönem işte plastik alıyorsunuz, onda
çoğunlukla lateks içerikli oluyor. Ya da ne alacağımı şaşırmıştım açıkçası. Metal zaten takamıyordum çünkü taktığım zaman çok ciddi yaralarım oluyordu. Şu an Allah şükürler olsun bağışıklığım topladığı için, yaralarım azaldığı için nispeten takıyorum. Açıkçası bu küpelerimi hiç çıkarmadım. O yaralarımın olduğu dönemde de çıkarmadım çünkü artık bunlar beden imajım. Yani bunu da takmazsam hiçbir şey takamıyorum. Bana göre hiç değil. O yüzden eğer takıyorsam da kesinlikle altın. Yani çok fazla takım yoktur zaten. Eğer mesela kolye takacaksam genelde kıyafetimin üstüne takarım. Bedenime değmemesine gayret ederim. Çünkü olursa, şurada bir yaram vardı hatta geçmiş. Olursa boynumda yara yapıyor. Çok fazla hassasiyet olursa ve o yaralar çok zor geçiyor. Atopik egzamanın ya da alerjilerin bağırsak hassasiyeti ne bağlı olabileceğini, yani bağırsak sağlığı ne kadar düzgün olursa egzamanın o kadar az olduğunu söyleyen bir takım çalışmalar var ya da bazı görüşler var diyeyim. Kompleks bir durum olduğu için hakikaten üzerinde birçok çalışma var ama ne kadarı doğru bilemiyorum. Benim arkadaşımın çocuğu yine atopikli ve onda bu besin alerjilerini tamamını yaptırdılar. Ve o besinleri hayatından çıkardığında işte mesela gluten, bazı kuru yemişler gibi hassas olduğu, bağırsağının hassas olduğu noktalar var. Bu maddeleri tüketmediğinde egzamaları azalıyor ya da kaşıntılara, yaraları azalıyor. Ben de bunun için şikayetlerimin çok yoğun olduğu dönemde açıkçası besin alerjileri var mı, hassasiyetim var mı diye çok merak ettim. Bu testi yaptırmadım ama şöyle, mesela glutenin çok fazla etkili olduğunu, şekerin, hazır gıdaların çok fazla etkili olduğunu söylüyorlar. Ben zaten hazır gıda hiç tüketmiyorum diyebilirim. Ama gluten konusunu denedim. Ama çok zor bir diyet. Gerçekten çok zor bir diyet. Yani mesela ben şekersiz beslenmeyi de denemiştim daha önce. Evet zorlanmıştım ama bu kadar zorlanmamıştım. Gluten çok zordu ve yani dayanamadım zaten. Ve hiç de faydasını göremedim. Yani kaşıntılarımı çok aktif bir dönemde denemiştim. Tabii ki yani ne derece denemek lazım, ne kadar uzun denemek lazım bilemiyorum ama ben dayanabileceğim noktaya kadar dayandım. Ve bir gün hakikaten dayanamadım. 3-4 gün yaptım sanırım. Çok az bir süre olabilir bilmiyorum ama en azından beslenmediğimde biraz hafifleyebileceğini düşünüyordum ama hiç faydasını görmeyince yapmadım. Belki bir gün besin tolerans testi de yaptırabilirim. Probiyotik kullanımına gelelim. Probiyotikte de şöyle, mesela her dönem probiyotik kullanmıyorum. Eğer bir antibiyotik kullandıysam, bir şişkinlik dönemi yaşıyorsam, bağırsak hassasiyeti yaşıyorsam probiyotikleri kullanıyorum. Hangi probiyotiği kullanıyorum o konuda netleşemedim. Çünkü güvendiğim bir firmayı bulamadım. Tavsiyelerinizi muhakkak yazmanızı çok isterim. Neler olabilir? Yani çeşitli markaları denedim açıkçası. Bir farkı var mı bilmiyorum. Bu konuda uzman olan insanlar bana önerilerde bulunursa çok memnun olurum. Daha çok probiyotik dersi aldığım için kapsülleri tercih etmenizi tavsiye ederim. O derslerden bilgilerle. Çünkü bunlar bağırsak bakterileri. Aldığımız zaman mide asidine maruz kalıyorlar. Ve mide asidinden sonra geçerken, ki mide asidine dayanabilen bir bakteri çeşidi yok. Sadece Helicobacter var. O da cilt altına yerleşiyor. O yüzden kapsül alırsanız ve bağırsağınızda açılırsa o kapsül, o yüzden faydasını görebilirsiniz. Kapsül formlarını tercih ediyorum alırken. Başka nelere dikkat ediyorum? Bir kere giysiler. Giydiğimiz, yattığımız yatak, tenimize değen her şeyin katkı maddesi olmadan, şöyle söyleyeyim, klorfosfat oranı minimumda, yani Dünya Sağlık Örgütü %5'in altında olsun diyor. Ama ben emin, biliyorsunuz ürünlerini kullanıyorum. Çünkü bu ürünlerde buldum. Siz de bu araştırmayı yapıp işte klorfosfat oranı olmayan, mümkünse olmayan ya da minimum değerde olan ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle cildinize değen tüm kıyafetlerde, ondan sonra işte yıkadığınız tüm ürünlerde deterjanınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben MA Home'un
Çamaşır deterjanını kullanıyorum, yumuşatıcısını kullanıyorum, yine leke çıkarıcısını kullanıyorum. CA8 markası. Bu premium. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Benim elimde bir kiloluğu var. Bu yaklaşık bana, bu 3 ay gidiyor sanırım. Yani 7 aydan önce bitmiyor 3 kiloluğu, öyle söyleyebilirim. Biz bir de çok fazla çamaşır yıkanır. Çok fazla yıkıyoruz çünkü. İçerisinde klor fosfat oranı %5'in altında olacak. Mümkünse olmayacak hiç. Eğer çok yaralarınız aktifse sensitif olan deterjanı kullanabilirsiniz. Çünkü cildinize değen her şey egzamaya yatkınlık yaratıyor. Bu tarz maddeler aslında siz zannediyorsunuz ki işte yıkıyoruz, duruluyoruz. Ama bunun üzerine kalan her şeyi derimiz alıyor. Ve o maddeler bizde alerjen etkisi yaratıyor. O yüzden ben tüm deterjanlarımı değiştirdim. Buna bulaşık deterjanı Dish Drops, onu da koyacağım. Buna çamaşır deterjanım da dahil. Yerleri sildiğim deterjan da dahil. Kesinlikle evimde çamaşır suyu yok. Tuvaletleri tuvalet temizleyicisiyle temizliyorum. Mutfağımı mutfak temizleyicisiyle temizliyorum. Ama kesinlikle lavabolarım dahil hiçbir şekilde por çöz gibi, yağ çöz gibi ya da ne bileyim ağır kir çözler gibi, çamaşır suyu gibi şeyler benim evimde kesinlikle yok. Başka bir konuya gelelim. Kıyafetlerimizin ve hayat tarzımızın dışında su. Mesela biz hep kimyasallardan bahsediyoruz. Kimyasal içerikli her şey alerjen bir madde vücuda. Peki en çok günde hayatımızda ne var? Su var değil mi? Hepimizin kanayan yarası. Peki içtiğimiz suyun içerisinde ne var? Geçen gün bir radyo programında şunu dinledim. Şöyle bir şey söylüyordu, su arıtma tanıtımı yapıyordu. Ve dedi ki, ilk soru şöyle geldi. Peki su arıtma kullanırsak mineralsiz bir su içeceğiz. Bu zararlı değil mi diye. Ve tanıtıcı ve çok ünlü bir markanın satış temsilcisiydi. Yani dünyaca ünlü bir firmanın diyebilirim. Şöyle söyledi, dedi ki su bir besin değildir. Bundan dolayı mineral ihtiyacı illaki sudan karşılamak zorunda değildir. Yani yemeklerle ya da diğer şeylerle karşılamamız gerekebilir. Yani ben şok oldum. Su demek mineraldir. Yani mineralsiz bir su içmeyi kesinlikle düşünemiyorum. Bir kere insanlar artık Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde mineralli sular içiyor. Biz mineralsiz su içmeyi yani nasıl yapabiliriz ben tahmin edemedim yani. Hani benim mantığıma hiç sığmadı. Şimdi ne yapabiliriz? Ya çeşmeden içeceğiz, tercih içilebilir. Damacanadan içeceğiz, bunu hiç tercih etmiyorum. Ya da pet şişelerden içeceğiz ya da su arıtmadan içeceğiz. Ya da kaynağından içeceğiz. Şimdi burada Antalya'da öyle bir uygulama da var. İnsanlar kaynak sularından doldurup getiriyorlar. Bir hafta 10 gün içiyorlar o suyu. Damacana gibi aslında. Şimdi kesinlikle şöyle bir şey var. Suyu arıttınız. Yani içerisinde klor ve onu dezenfekte edecek bir madde yok. O zaman bu suyu böyle koyarsanız 24 saatten sonra açık bir suda, bekleyen bir suda kesinlikle bakteri ürüyor. Yani bakterili bir su içmek ister misiniz? Bağırsak enfeksiyonu hiç geçirdiniz mi? Ben istemem. Peki pet şişede ya da damacanada içersem, o zaman BPA var, plastik var. Biraz önce söylediğim şeyler, bizim alerjimizi arttıran şeyler bunlar. Bunu da istemiyorum. Çeşme suyu aslında şöyle söyleyebilirim. Benim yaptığım araştırmalarda şöyle bir şey var. Belediyeler çok güzel su arıtma sistemlerine sahip. Özellikle Ankara'da yaşadığımız dönemde Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi bunların en önünde geliyor. Çok devasa ve çok güzel su arıtma sistemleri var. Şimdi su tamam temiz çıkıyor ama dağıtım ve binaların bazılarında depo var. Binaların su depoları var. Mesela benim bundan önceki Ankara'da oturduğum evde sudan küf akıyordu. Yani ağır metaller geliyor. Çoğu zaman
işte 20 yıllık bina alıyor, 30 yıllık bina alıyor ya da nasıl söyleyebilirim? Hani plastik ama döşenme süresi uzamış oluyor. O su muhakkak içinde bazı maddelerle geliyor. Çeşmeden de içemem. Ben içemem. Yeni binadır, güzeldir, suyundan eminsinizdir. İçilebilir. Ama emin olamadığım için özellikle ağır metaller çok korkutucu. Size net söyleyebilirim. Ağır metaller insan vücudundan çıkmıyor. Hiç kurşun zehirlenmesi gördünüz mü? Yani ne kadar ağır metal alırsanız o vücudunuzda yıllarca sizinle yaşıyor. Belki 30 yıl, 40 yıl harap ediyor. O yüzden ağır metal çok korkunç bir şey. Bunu kabul edemem. O yüzden ben ne yapıyorum? Ben eSpring su arıtma cihazını kullanıyorum. Eğer buna muadil yani ya da bunun gibi bir şey bulabilirseniz o da bir tercih. Ama ben bundan önce araştırdığım tüm su arıtma sistemlerinde ters ozmoz olduğu için saflaştırıyordu suyu. Sonradan mineral koyuyorlardı. Yani bunu bilmeseydim onlardan kullanabilirdim. Çünkü su arıtma konusunda bir bilgim yoktu. Bu su arıtma sisteminde ne var? İçerisinde aktif karbon var. Aktif karbonu bilenler lütfen yoruma eklesinler. Mesela şöyle söyleyebilirim. Aktif karbon kararsız bir element. Ve tüm kirleticileri kendine bağlıyor. Ağır metalleri ve kirleticileri. Böylelikle çeşmeden gelen suyu öncelikle taşından, kumundan bir arıtma yapıyor. Sonra aktif karbon blok filtreye veriyor. Ve orada da ağır metaller ve kirleticileri kendisine bağlıyor. Mesela şunu duymuşsunuzdur. Asker olanlar bilir. Hani dağda kaldınız. Su yok. Ne yapıyorsunuz? Külün içinden geçirin kömürün. Sonra o suyu için derler. Değil mi? İşte aslında aktif karbon kömürdür. Su bunun içinden geçiyor. Peki arıtılan suda bakteri ürer mi? Çünkü onu tüm dezenfeksiyondan arındırıyorsunuz. Yani kloru yok. Klorsuzsa eğer bakteri üreyebilir. O yüzden ortasında bir ultraviyole lamba var. Ultraviyole lambaya veriyor. Ve böylelikle steril ediyor suyu. Ve sonra size suyu veriyor. İşte bu suyu taze içeceksiniz. Çünkü arıtılmış su. Bekletmek yok. Filtre 5 tonda bir değişiyor. Ve üzerinde akıllı bir çipi var. O size alarm veriyor. Atık su vermiyor. Ben bu yüzden eSpring su arıtma cihazını kullanıyorum. NSF'den tüm suya dair tüm verilerini, onaylarını almış. Hatta kendim biz neden böyle istekler bilmiyorum ama ben kendim uygun koşullarda, Sısa'nın bana söylediği koşullarda örnek aldım ve götürdüm. Analiz ettirdim. Gönlüm iyice rahat olsun diye. Çünkü şirket şöyle söylüyor. Dünyaca ünlü bağımsız bir kuruluş. Biz ondan tüm onaylarımızı aldığımız için Türkiye'den Sısa gibi bir raporumuz yok diyor. Biz de Türkler inanamıyoruz. Öyle. Ben de gittim Sısa'da böyle bir test yaptırmıştım. Su çok önemli. BPA çok önemli. Hayatınızdan kimyasalları çıkarmanız çok önemli. Şimdi plastik konusuna değinmiştik. Bunda şunu da ekleyeyim. Bu sorular da geliyor çünkü. Giydiğimiz kıyafetler. Eğer plastik içerikli polyester türevi varsa, terletiyorsa bunlar da alerjik olabiliyor. Daha çok pamuklu kıyafetleri giymenizi tercih ederim. Ben daha çok seçim yaparken ona dikkat ediyorum. Hatta bazen yünlüler bile biraz böyle kaşıntıları arttırabiliyor. Yaralarınız varsa özellikle. Ama inanın ben bunların hepsini daha öncesinden yapıyordum. İşte saçımın dibinde çıktı. Şampuanımı değiştireyim. Mesela o dönem Ducray'in şampuanını kullanıyordum. Clarins'in şampuanını kullanıyordum. Atık ciltler için olanın bir tanesini 78 liraya alıyordum. Bundan 4 sene önce. Ve ekonomim çok, hakikaten çok sarsılıyordu. Şimdi işte satinik şampuanları kullanıyorum. İşte duş jelimi değiştiriyordum. Daha önce bahsetmiştim videolarda. O yüzden bu sefer hani görsel olarak da getirmedim. Duş jellerimi giyer serisine çevirdim. El sabunumu değiştirdim. Bunda daha önce videolarda bahsetmiştim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
işte martlardan mı ya da ne bileyim tozdan, akardan mı yaralarım bir türlü geçmiyor diye. O dönem araştırdığımda elektrik süpürgemi değiştirme kararı aldım ve Dyson markasını aldım. İnanın kaç sene oldu? Yani sanırım 8 sene falan oldu. 8 senedir Dyson elektrik süpürgesini kullanıyorum. Hakikaten toz hiç yok ve hiç performansında azalma yok. Çok güzel, evi temizlerken bana çok yardımcı oluyor. Atopik ciltler için, atopik bünyeliler için özel bir serisi var. Bir de Animal serisi var. Ben atopik bünyeliler için olanı, alerji serisini aldım. Ve kesinlikle çok memnunum. Şimdi bana şunu çok söylüyorlar. Yani hani ne yapalım diye. Ben bunların hepsini zaten yapmıştım. Yani elektrik süpürgemi değiştirmiştim. Evimde işte çamaşır suyu barındırmıyordum falan. Ama geçmiyordu. İşin özü bunlar değişecek. Hani tek öyle de olmuyor, öyle de olmuyor. Bunlar değişecek. Üzerine bağışıklık da yükselecek. O zaman baş etme oluyor. Yine de dediğim gibi hastalık olur. Stres, yoğun bir stres olur. O zaman yeniden çıkıyor. Ama eskisi kadar aktif değil. O zaman da endişe etmiyorsunuz. Evet, benim bağışıklığım düştü. İlaçlarımı kullanayım. Bir dermatoloğa gideyim. Arkasından kendimi destekleyeyim. Ve bu yaralarım geçecek. Bunu biliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi şöyle elim kaldırdım da damar yolum gözüküyor. Bu hafta video yükleyemedim çünkü rahatsızlandım. Kriptik tonsit oldum ve çok kötü rahatsızdım. Şu an bir antibiyotik tedavisi görüyorum. O yüzden elimi ne kadar saklasam biraz kaldırdığımda çıkıyor. Ama iyiyim, çok iyiyim. İnşallah videolara devam. Bu hafta video yüklemeden geçmek istemedim. Kesinlikle benim gibi rahatsız olan herkese inşallah şifa olsun. Sizler de faydasını görürseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve çan işaretini açarsanız yeni videolardan haberdar olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.